Elite Game'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Monoflow programı telefonunuzda nasıl çalışır kullanacaksınız onu öğreteceğim. Öncelikle Google Play Store'a geliyoruz. Burada Monoflow uygulaması var. Bunu yüklüyoruz telefonumuza. Ben de yüklü olduğu için tekrardan yüklemeyeceğim. Buradan aç diyoruz. Yükledikten sonra. Şimdi benim hesabım tanımlı olduğu için otomatikman sistem açıyor. Ben bir hesaba çıkış vereyim. Şimdi şifremi giriyorum. Beni bu cihazı hatırlayı seçiyorum. Yani şu kısmı. Sonra login'e tıklıyorum arkadaşlar. Bu hesabınızı daha önce zaten bilgisayardan oluşturmuştunuz. Oluşturduğunuz için tekrardan hesap oluşturmanıza gerek yok. Bu arada arkadaşlar, cihazda programın çalışması için, uygulamanın çalışması için Monoflow serverında açık olması gerekiyor. Bunu da açalım. Bilgisayarınızdan açtıktan sonra bilgisayar ismi burada offline yazar. Şu anda bağlanıyor arkadaşlar. Şuradan da kullanacağınız bilgisayarın buraya da ID'sini yazabiliyorsunuz. ID'yi yazdıktan sonra okeyleyip bitirebilirsiniz. Buradaki ayarlarda bağlantı hızı, video hızı vesaire değiştirebilirsiniz. Okeyleyelim, okeyleyelim. Cancel. Buradan bilgisayara bağlanalım arkadaşlar. Bilgisayara bağlandık. Telefondaki sesi kapattım çünkü yankı yapıyor. Şimdi buradan arkadaşlar sol üst tarafta gördüğünüz yerde 3 tane kesik çizgi var. Ona tıklıyoruz. Burada hesabınızla alakalı bölüm var arkadaşlar. Çıkış yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınızdan görev ünitesini çalıştırabiliyorsunuz. Bilgisayarınızı yeniden başlatmaya ya da farklı bir şey olabilir. Onu tam olarak bilmiyorum şunu. Uyku modunu alıyor. Bilgisayarı kilitliyor. Bilgisayarı kilitleyip hesabınızı disconnect yapıyor. Bilgisayardan bağlantıyı kesip disconnect yapıyor ve uygulamayı kapatıyor arkadaşlar. Buradan back diyelim. Geri diyelim. Burada favoriler kısmı var arkadaşlar. Bu favorileri tıkladığınızda bilgisayarınızda uygulamaya, bilgisayarınızdaki program eklediğiniz programları ve oyunları direkt olarak buradan çalıştırmanız izin veriyor. Bunun haricinde Game Control Lanes kısmı var. Yani şu kısım. Buraya girdiğinizde de arkadaşlar, bu şimdi ekran yan görünüyor. Telefonu döndüremiyorum. Burada hangi oynuyorsunuz onun gamepad'ini ayarlayabiliyorsunuz. Edit kısmından da ayarlamak istediğiniz tuşları buraya atayıp çıkartabiliyorsunuz. Şöyle ben hemen hızlıca bir geri gideyim. Bunun haricinde arkadaşlar burada audio video settings ayarları var. Şöyle göstereyim. Audio video settings ayarları, buna tıklıyoruz. Burada bağlanmış olduğunuz bilgisayarın özelliklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Video aktarım, ses aktarım özelliklerini. 720 pikselle bağlanıyormuş. Mobilde 720 pikselmiş arkadaşlar. Buradan çıkalım. Burada genel ayarlar var. Bilgisayarı kapatsın mı? Mouse'u ve keyboard kitlesin mi? Vesaire gibi. İngilizce dili var. Şurada gördüğünüz ayarlar arkadaşlar. İngilizcenin dışında farklı bir dil yok. Burada Switch to Game Control bölümü var. Buna tıkladığınızda telefon ekranı oluyor arkadaşlar. Telefonunuzun ekranı oyun ekranı oluyor. Göz kısmından bu tuşları gizleyebiliyoruz. Tekrar açabiliyoruz. Burada bilgisayarınızdaki klavye tuşlarını direkt atıyor. Şu yandaki 3 çizgiye geldiğinizde de otomatikman geri dönüyor ekrana. Bu arada ekran düştü arkadaşlar. Ben şunu açayım. Şimdi burada arkadaşlar bir de şu var. Favoriler kısmındaki oyunlarınızı ve favorinizdeki programları buradan otomatikman görebiliyorsunuz. Yukarıdaki favoriler kısmından da yine görebiliyorsunuz. Burada application, yani program seçeni, games'i de oyun seçi olarak görebiliyorsunuz. Burada da zoomlaması var arkadaşlar. Program bu şekilde arkadaşlar. Şu alt kısımda da sağ tık, teker kaydırma, çubuğu sabitleme,
üste geldiğinizde gördüğünüz gibi sabitlendi. Çubuk, aşağıdaki çubuk, bunu kaldırdım. Otomatikman gizlenmesi gerekiyor normalde. Klavye ayarları, klavye tuşları, bu telefonunuzun klavye tuşunu açıyor arkadaşlar. Bu da bilgisayarınızdaki klavye tuşunu açıyor. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Şunu kapatalım. Şu klavyeyi şu alttan kapatıyormuşuz. Evet arkadaşlar, uygulama bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi telefonunuza kurup bilgisayarınızı yönetebiliyorsunuz. Mesela şu anda ben telefondan mouse oynatıyorum. Gördüğünüz gibi telefondan mouse oynatabilirim. Bir sonraki videoda telefonumuzdaki uygulama üzerinden bilgisayarımızdaki oyunu açacağız. Oynamayı göstereceğim. Tuş takımlarını nasıl oluşturuyoruz, onları aktaracağım. O ayrı bir videoda gelecek. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın, beğen atın. Sizleri seviyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.